Merhaba gençler. Bugün 10. sınıfın ilk ünitesi kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinin ilk konusu olan kimyanın temel kanunlarıyla beraberiz. Kimyanın temel kanunlarına baktığımızda 3 tane bizim asıl kimyanın temel kanunu var. Bunlardan birincisi kütlenin korunumu, ikincisi sabit oranlar kanunu, üçüncüsü ise katlı oranlar. Kanunudur. Bir diğer kanunumuz aslında birleşen hacimler kanunu ama o müfredatta olmadığı için şu an ondan bahsetmiyoruz. İlk kanunumuz kütlenin korunumu kanunu. Antony Lavoisier bu kanunu bulmuştur 1774'te. Antony Lavoisier'i nereden hatırlıyoruz? 9. sınıf yanma olayını açıklamasından hatırlıyoruz. Ve Lavoisier'in modern kimyaya geçişte öncüsü olduğunu söylemiştik. Yanma olayı Açıklarken hatırlarsınız daha öncesinde e, Alman Beher'in ortaya attığı filojiston teorisi vardı. Filojiston teorisine göre ne yapıyordu? Ateş ruhu olan maddeler yanıyordu ve ateş ruhu dışarıya çıkıyordu. Evet. Ateş ruhu dışarı çıktığı zaman maddenin ne yapması gerekiyordu? Azalması gerekiyordu. Ama bazı yanma olaylarında maddenin kütlesinin arttığı gözleniyordu. Bunu açıklamaya çalışan Anthony Lauzier ne yapmıştı? Bir kapalı kap içerisine kalay tanecikleri parçaları koymuştu. Bunu önce tartmıştı. Daha sonra bunu ısıtıp yanma olayını gerçekleştirmesi sağlanmış. Kalay beyaz toz haline gelmiş. Yani oksitlenmiş ve daha sonra oluşan yeni maddeyi tartmıştı ve kütlelerinin değişmediğini, toplam kütlenin değişmediğini bulmuştu. Buradan yola çıkarak da kütlenin korunumu kanunu ortaya koymuştur. Kütlenin korunumu kanunu şöyle diyor. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Yani girenlerin kütleleri toplamı eşittir ürünlerin kütleleri toplamı. Burada M kütleyi sembolüyor. Yani bir kimyasal reaksiyonda madde yoktan var edilemez veya yok vardan da yok edilemez diyor. Kimyasal ve fiziksel değişmelerde aynı zamanda atom sayısı, atom türü ve elektriksel yük de korunur yani kütleyle beraber atom sayısı, atom türü ve elektriksel yük de korunur. Ee, şöyle ki e, diyelim bizim bileşiğimiz ne olsun? Hidrojen ile e, iki tane hidrojen ile oksijen reaksiyona girsin. İki tane su oluştursun. Şimdi buradaki tepkimeye baktığımızda atom sayısı korunur diyoruz. Burada toplam kaç atom var? H2 iki tane olduğu için dört tane hidrojen atomu var. iki tane oksijen atomu var. Karşıda su molekülünde iki hidrojen bir oksijenden üç. 2 tane su olduğu için iki çarpı 3 yani altı tane atom burada var. Altı atom da burada var. Bakın atom sayısı korundu. Atom türü korunuyor mu? Evet bakıyoruz burada hangi atomlar var? Hidrojen atomu var. Oksijen atomu var. iki tür atom var. Karşıda da hidrojen atomu ve oksijen atomu var. Demek ki atom türü ve sayısı korundu. Elektriksel yük de korunur. Yani şurada iyonlar olsaydı işte toplam artı ve eksi yükleri toplamı karşıdaki artı ve eksi yüklerin toplamına ne yapacaktı? Eşit olacaktı. Gelelim. Bir örnek burada yazmış. Hidrojen gazı ile azot gazı birleşerek amonyak oluşturdukları tepkimede diyor. Hidrojen gazı ve azot gazı birleşiyor. Amonyak oluşturuyor. Buradaki sayılar korunacağı için ne yapıyorum? 6 hidrojen, kaçta da 6 hidrojen, 2 azot oluşturdum. Şimdi bu katsayılara bakılmaksızın burada kütlenin korunumu kanunu yapıyoruz. Çünkü katsayılardan bağımsız direkt bize kütleyi vermiş. 14 gram azot demiş. Hemen azotun altına 14 gram olduğunu yazıyorum. 3 gram hidrojen demiş. 3 gram hidrojen birleştirdiklerinde oluşturacakları madde ne olacaktır? 17 gram olacaktır. Çünkü burada ne kadar giren kütle varsa karşıda da pardon o kadar kütle olacaktır. 17 17. Gelelim ikinci kanunumuz. Sabit oranlar yasası Joseph Proust. Sabit oranlar yasasında Joseph Proust bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında değişmez bir oran vardır diyor. Bu oran hiçbir zaman değişmez. Bu orana göre fazla olan miktar tepkimeye girmeyip artar. Yani 1x ile y tepkimeye girip işte x y bileşiğini oluşturuyorsa buradaki oran atıyorum ne olsun 1 bölü 2 olsun. Her zaman 1 bölü 2 olmaya devam edecektir. Sen ne kadar fazla x'den mesela 1'e 2 oranda birleşiyor. Toplam 3 kütlenin korununa kadar. Yani sen x'den 100 de koysan karşısında y 2 tane ise 2 y birleşebileceği x miktarı 1'dir. Oluşacak miktar 3. Ne olur bir de fazla olan artar. Yani 99'da ne yapacaktır? Muhakkak artacaktır. Tepkimeye girecek y bulamadığı için. Bu oran değişmez. Oran değişirse yeni tür bir bileşik oluşur. Aynı bileşik için ee, oran hep aynı. Burada bir örnek hemen su. Sabit oranlar kanuna göre diyor. Su molekülünde hidrojen ile oksijen kütlece birleşme oranı bulunuz. Bakın M hidrojen bölü M oksijen. Yani hidrojenin oksijenin kütlesine. Bakalım hidrojen iki tane olduğu için bir tane hidrojende bir olduğuna göre kütlesi ne yapar? 2. Oksijenin kütlesi 16. Bir tane var 16. Demek ki hidrojenle oksijenin birleşme oranı 1 bir bölü 8'miş. Yani 1 e, gram Hidrojen ile 8 gram oksijen birleşiyormuş ve oluşturacakları toplam su ne kadar olacak? Kütlenin korunumu kanuna göre 9 gram su oluşturacaklar. Yani H2 artı 1 bölü 2 O2 hidrojen oksijen birleşti su oluştu. 1'e 8 kütlenin korunumu göre 9 bu 2 16 18 olabilir ya da Yarısı 0,5, 4, 4,5 da olabilir. Ama oran her zaman 1 bölü 8 olacaktır. Fazla koyduğumuz hidrojen burada kolmamış, ama koysaydı ne yapacaktı? Artacaktı veya fazla konulan oksijen artacaktı ve e, elimizde kalacaktı. Ama oran her zaman 1 bölü 8 olacak su için. Gelelim 3. kanunumuz katlı oranlar kanunu. John Dalton tarafından ortaya atılmış. John Dalton'u 9. sınıftan yine ne yapıyoruz? E, Dalton atom modelinden hatırlıyoruz. Zaten John Dalton e, kütlenin korunumu kanunu ve sabit oranlar kanundan yararlanarak atom modelini oluşturmuş ve buradan da katlı oranlar yasasını bulmuştur. Şöyle diyor, tanım biraz uzun. İki element birden fazla bileşik yapıyorlarsa Birinin aynı miktarı ile birleşen diğer elementin artan kütleleri arasında tam sayılarla ifade eden, edilen bir oran vardır. Burada ne demek istiyor? Şöyle hemen örnekte mesela karbondioksit ve karbon monoksit için bakalım. Tanımı yapıyorum. İki element karbon ve oksijen. İki bileşik oluşturuyorlar ise karbon monoksit ve karbondioksit. Bu bileşiklerden mesela karbon bir tane, oksijen bir tane. Karbon bir tane, oksijen iki tane. Bu bileşikteki elementlerden birinin sabit miktarına karşılık yani değişmeyen miktarına karşılık 1-1 diğer elementler arasında nasıl bir oran varmış? Basit tam sayılar ifade eden bir oran yani 1 bölü 2 oranı var. Buradaki oksijenlerin oranı 1 bölü 2'miş. Şimdi sorumuza bakalım. Ee, yine hemen bakalım İki elementimiz var. Birinci bileşimiz CO2, ikinci CO. 12 gram karbon, 32 gram oksijen. 12 karbon, 32 oksijen var. Karbon monoksitte yine 12 gram karbon, 16 gram oksijen var. Buradaki oranı soruyor bize bakın. Oksijen vardır. Birinci bileşikteki oksijenin kütlesinin ikinci bileşiktekini oranı. Bakın, oksijenler arasındaki oranı sorduğuna göre diğer elementimizin kütlesi ne olmalı? Birbirine eşit olmalı ki 12 12 eşit. Buradaki oran nedir? 32 bölü 16 yani 2 bölü 1'dir. Oranı ne bulduk? Karbondioksit bölü oksijendeki oran 2 bölü 1. Dolayısıyla karbon monoksit bölü karbondioksitteki oran da 1 bölü 2. Bulmuş olduk. Bu kadar. Yani bir tanesini e, sabitliyoruz. Oranını sorduğunu da ne yapıyoruz? Orantılıyoruz ve gidiyor. Şimdi katlı oranlar hangi bileşikler arasında aranır? İki bileşik arasında katlı oran ar or aranabilmesi için öncelikle bileşiklerin yalnız iki tür element içermesi yeterli değildir. Her iki bileşikteki elementler de aynı olmalı. Yani magnezyum oksit ile magnezyum hidroksit arasında bir katlı oran arayamayız. Eğer katlı oran arayacaksak ikisinin de ya magnezyum hidrojen ya da ikisinin de magnezyum oksijen içermesi lazım. Yani aynı element içermeli ya da işte azot monoksitle karbon monoksit arasında işte oksijenler arasındaki oran ya da işte azotla karbon arasındaki oranı ne yapamayız arayamayız. İkisinin de işte karbon monoksit ve karbondioksit olduğu gibi aynı tür elementler iki element olması gerekiyor. Bir diğeri. Evet. 2. Aynı elementten oluşmasına rağmen 2'den fazla element içeren bileşikler yasaya uymaz. Mesela aynı element olacak ama 2 taneden fazla. Mesela H2SO4 ile H2SO3. Bunlar arasında da biz katlı oran arayamayız. Neden? Burada 3 tür element var. Hidrojen, kükür ve oksijen. Bize ne olması gerekiyordu? İki tane olması gerekiyordu. Aynı bile olsalar olmaz. Zaten farklı olurlarsa hiçbir zaman olmaz. Bir diğer kuralımız diyor ki basit formülleri aynı olan bileşikler katlı oranlar yasasına uymaz. Basit formüller aynı. Ne demek? Şöyle basit formül neydi? Bileşik formülün en sade haliydi. Mesela n 2 o 4 n o 2. Bunların basit formülüne baktığımızda sadeleştirdik. n o 2 oldu. Bu zaten en sade halde görünüyor. Yine n o 2. Yani burada ne olmazmış? katlı oran aranmazmış. Veya C2H4 C3H6 veya C4H8 baktığımızda bunları sadeleştirdiğimizde yani şu ikisi arasında sadeleştirdiğimizde ne olacak basit formülü e, CH2 bunu 3 ile sadeleştirdiğimizde basit formülü CH2 işte bunu 3 ile sade, e, 4 ile sadeleştirdiğimizde özür diliyorum yine ch 2 dolayısıyla şu ikisi arasında şu ikisi arasında veya Şu ikisi arasında ne yapamayız katlı oran arayamayız çünkü basit formülleri aynı Ya da ne diyor bileşikler aynı elementler arasındaki oran 1 bölü 1 Olmamalı yani Siz basit formülü göremediniz diyelim Hemen katlı oran arıyoruz nasıl arıyoruz İşte iki element yapıyoruz Birden çok bileşik oluşturmuşlar ise Bu bileşiklerde bakın bu azottan iki tane Oksijenden 4 tane var. Burada azottan 1 tane, oksijenden 2 tane var. Ne diyordu tanımda? Elementlerden birinin sabit kütlesine karşılık. Yani ben azotun sabit kütlesi yapmak için bunu 2 ile genişlettim. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4 yaptı. Sabit kütlesine karşılık diğer elementin kütleleri arasında ki oran 1 ise yani 1 bir bölü 1 ise yine burada ne yoktur? Katlı oran yoktur ya da katlı oran aranmaz böylece 3 maddemizi tamamlamış olduk. Bir diğeri de iyonlarda da katlı oran aranmaz. Bunu unutmayalım. Aslında katlı oran zaten tanımda bileşik diyoruz. Ee, SO4 -2 ve SO3 mesela -2 sülfat ve sülfit. Burada ee, yine katlı oran aranmaz. Zaten bileşik değil. Ama iyon olması da yine katlı oran aranmayacağı anlamına. Gelmektedir. Evet konumuz bu kadar. Ee, buraya kadar gelip dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Kısa bir özet geçmek gerekirse katlı oranla ilgili üç durumda e, katlı oranlar aranmaz. Bunlardan birincisi neydi? İki element e, olacak ve aynı iki element olacak bunlar. Aynı iki element. İkincisi üçüncü element olmayacak. Üçüncüsü ise basit formülleri aynı olmayacak. Formülleri farklı olacak. Zaten iyonlar da burada söylemiştik. Buraya kadar gelip dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra basit örneklerle anlatılmış bir soru çözümü olacak. O videoya veya daha önce yüklemiş olduğum Kazanım kavramı testlerine geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.